Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Oğuzhan Hoca ile beraber, Oğuzhan Algören'le beraber. Oğuzhan hoş geldin. Hoş bulduk. Bu yılın yeni ilk yayını yapıyoruz. Senin aynen de yeni yılın kutlu olsun. Girişimcilik Dünyası'nda bugün hemen konuklarımızı takdim ederek başlayayım. Hitit Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaagac bizimle. Hoş geldiniz. Biraz Hitit'i anlatın bize. Şirketi anlatın. Nasıl kurulduğunu, kuruluş aşamasını. Sonra sizin özelinizdeki hikayeleri de konuşacağız. Tabii ki de Hitit Bilgisayar 1994 yılında iki kadın girişimci tarafından kuruluyor. Yurt dışına bağımlılığı aslında biraz da burada teknoloji anlamında değiştirmek açısından hava yollarına çözümler sunan bir firma. Tamamıyla teknoloji üretiyor. İlk çıkış noktası şu anda çok popüler olan sadakat programları. Türk Hava Yolları'ndan aslında bildiğimiz Miles & Smiles ve Türk Hava Yolları da ilk aslında pilot hava yolu olarak bir müşteri olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra Türk Hava Yolları geliştirmesine de çok destek oluyor. Ve 2013 yılında bu sadakat programı dünyanın bir numarası haline geliyor. Beraberinde aslında ikinci bir girişimcilik hikayesi daha var. Bu loyalty dediğim sadakat programı gelişirken beraberinde bir hava yolunun rezervasyon biletleme ve operasyonel sistemleri de geliştirmeye başladı 2003 yılında. Ve bu tarafta da Pegasus aslında ilk müşteri olaraktan yazılım biletleme olarak kullanmaya başlıyor. Arkasından bu 16 farklı ülkede şu anda kullanılıyor. Hitit'in girişimciliği aslında hiç bitmiyor. Yani arka arkaya hep farklı konularda devam ediyor. Şu anda mobil, kargo bunların farklı açılımları olarak karşımıza çıkıyor. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Günümüzde biz girişimcilik kelimesini çok kullanıyoruz ve teşvik ediyoruz, anlatıyoruz ama 94 yılında siz nasıl bir cesaretle bu işe giriştiniz? Bunu çok merak ediyorum. Şöyle aslında girişimi yapan Türk Hava Yolları'nda zaten farklı şekillerde bulunmuş iki tane yöneticimiz. Şu anda bir tanesi halen aktif olarak genel müdürümüz konumunda olan Nur Gökman ve beraberinde o zaman da Türk Hava Yolları'ndan bir arkadaşı Dilek Obacık'la beraber bu şirketi kuruyor. Yani aslında kurumsal yapıdan güç alınarak bu şirket kuruluyor. Kesinlikle ve bildikleri aslında orada Türk Hava Yolları'nın değişim sürecinde de yer aldıkları için bunu da dışarıya taşıyaraktan daha farklı ülkelere... Her zaman girişimciliği öldürmüyor aslında. Öldürmüyor tabii bu tip örneklerde de. Doğuruyor. Bekliyor, doğuruyor. Tabii orada olan aslında ciddi bir birikim, ciddi bir potansiyel keşfediliyor. Sürekli yurt dışından alınan teknolojiler neden bizim ülkemizde, bizim mühendislerimiz tarafından yapılıp dünyaya satılmasın ve buradan farklı bir kaynak üretilmesin. Aslında tamamıyla bu sorunun cevabı üstüne ortaya çıkan bir. Ya aslında burada mesela şirket. Şu da olabilirdi. Yani şirket için Türk Hava Yolları kendisi diyebilir ki ben böyle bir yazılıma ihtiyacım var. Ben kendi bu yazılımı üreteceğim. Şirket içinde de bu olabilirdi. Veya yurt dışından birisinden ben bunu alabilirim diyebilirdi. Neydi o zamanki dert? Nasıl oldu? Nasıl bir dertle? Zaten Türk Hava Yolları'ndan, Türk Hava Yolları o zamanlarda yurt dışından alınma aşamaları var. Fakat bu yöneticiler bunu biz yapalım, biz satalım düşüncesiyle çıkıyor. Aynı marka. Evet, yani şimdi Türk Hava Yolları bu aslında bunu burada geliştirip yurt dışına satmaya başlıyor. Bir danışmanlık hizmeti fakat bunun beraberinde gerektiriyor. Yani şu anda Hitit'in genel müdürü de böyle bir vizyonla biz önce bu danışmanlığı verelim diye şirketlere aslında yurt dışına beraberinde gidiyor. Fakat aynı zamanda da sadakat programı dediğimiz gerçekten bu hani şu anda en popüler konu ama o zamana baktığımız zaman çok daha yeni ortaya çıkan ürün olarak. Sadece havacılık sektörü değil aslında başka alanlarda da bu sadakat programını geliştirmek mümkün herhalde değil mi? Tabii kesinlikle ama havacılık baktığınız zaman kendisinde aslında turizm çok niş. Turizm sektörü olabilir, turizm sektörü olabilir. Tabii ki de turizm sektörünün farklı noktalarına biz dokunuyoruz. Fakat sadakat programının daha çok ağırlıklı olarak bizim know-how'umuz da havacılık olduğu için ve havacılık aslında başlı başına çok büyük bir sektör. Çok da niş bir sektör. Ve orada da hiç bitmeyen ve hep gelişen teknolojiler söz konusu. Dolayısıyla sırf sadakat değil, diğer noktalara da dokunduğunuz zaman kendi başına zaten yeterince büyük bir alım. Şimdi aslında burada şöyle de bir şey var. Odaklanma konusu da devreye giriyor. Yani bunu yapabilirsin herkese. Şimdi birçok firma görüyoruz. Diyor ki ben yazılım firmasıyım. Ne yapıyorsun? Ben her şeyi yaparım diyor. Yani aslında her şeyi yapan firma hiçbir şey yapmayan firma demek. Buradaki bence örnekte güzel olan nokta belli bir sektör seçip
Ben havacılık sektörü ve daha bunun dikeyde. Aynen dikeyde ve bunu buna dokunan alanlarda aslında bu işi yapıyorum dediğiniz zaman o işi en iyi bilen işin uzmanı da siz oluyorsunuz. Aynen. Bunun aynen. da aslında avantajlarını görüyorsunuz. Siz burada tasarım odaklı düşünmeyi yazılım geliştirme sürecinizde kullanıyor musunuz veya nasıl metotlar kullanıyorsunuz? Tabii ki şöyle bizim için aslında tasarım bir gerçek olarak görsel tasarım kısmı var işin. Bir de onun dışında bir ürünü çıkarmadan önceki modelleme kısmı var. Bunlar iki ayrı departman ama birbiriyle de aslında çok iç içe çalışan departmanlar. Bir ürünün çıkması için de tabii ki de farklı aşamalardan önce planlaması yapılıyor. Uzun süreli olarak modüler bir şekilde geliştiriliyor. Belli aşamalarda testleri yapılıyor. Tasarım grubu da bununla beraber paralelinde işliyor. Çünkü her üretilen ürünün tabii ki de bir dokunduğu kullanıcı var. Bizim ağırlıklı olarak ürünlerimiz B2C olsa bile sonuçta belli ekranların karşısında belli işlemler yapılıyor. Ve şu anda bizim odaklandığımız 2019'un aslında en kritik projelerinden bir tanesi işin B2C'sine de dokunan, daha önceki B2B'di bu B2C'sine de dokunan mobil aplikasyonlar kısmı var. Bu tamamıyla aslında kullanıcı deneyimi, tasarım üstüne odaklanmış. Şu anda evet mobil çözümlerimiz var, evet şu anda internet üstünden satış kanalları için çözümlerimiz var. Ama buradaki dünya şu anda çok daha başka boyutlara gidiyor. Herkesin elinde bir telefon, herkeste bir tablet ve artık yeni bu millennial'lar denilen yeni jenerasyonlarla birlikte her şey bir tuşla halledilir noktada. Bunun için de çok ciddi anlamda hem tasarım hem de geliştirme ekiplerimiz iç içe çalışma. Şimdi siz şimdiye kadar aslında Pegasus, Türk Hava Yolları gibi büyük firmaların veya dünyada da İzlanda Hava Yolları var bildiğim veya birçok 33 tane farklı hava yolu yanlış hatırlamıyorsam. 23 hava yolu 23, 16 ülkede. Evet. 16 ülkede 23 hava yoluna hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki bu hava yollarının kendi içinde farklı istekler oluyor mu yoksa bunlara yani sunduğunuz böyle standart bir ürün her ülkede kullanılan bir hizmet mi veriyorsunuz? Standart tabii ki de paketlerimiz var. Fakat hava yollarına özel olarak geliştirmeler de yapılıyor. Çünkü baktığınız zaman en son mesela bizim ürünlerimizi kullanmaya başlayan hava yolları Pakistan Hava Yolları. Bu Pakistan Hava Yolları oranın aslında Türk Hava Yolları gibi flag carrier dediğimiz ülkeyi temsil eden hava yolu. Bunun dinamikleriyle Pegasus'un dinamikleri birbirinden çok farklı. Satış şekli de çok farklı. Pegasus'un sunduğu ek hizmetler bir ücreti veriyor, arkasından ek satışlar yapıyor. Halbuki Pegasus Pakistan Hava Yolları çok daha farklı ücret seviyelerinden, farklı bağlantılarla arkasında çok daha farklı da aslında yönetildiği iki hava yolu. Dolayısıyla evet arka tarafta birçok şey bir olsa bile hava yoluna özel geliştirmeler tabii ki de olmazsa Pegasus olmaz. Pegasus fiyatı dediniz ben çok merak ettim bir şey soracağım. Böyle bilete giriyoruz 5 dakika sonra fiyat artıyor. Bunu da siz mi yapıyorsunuz? Bizim sistemlerimiz ya da aynı lokasyona 3 kez baktığınızda 4. Evet. kez bakarsanız daha pahalı oluyor. Ama biz de farklı IP'lerden girerek bunu engellemeye çalışıyoruz. Şimdi son birkaç dakika içerisinde aslında yani sene 2019 Türkiye'de kadın erkek girişimciliği demek bile beni rahatsız ediyor. Yani evet. Hala bunun altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü girişimciliğin bir cinsiyeti zaten yok ama bazı ülkelerde ki Türkiye'de bunlardan bir tanesi teknoloji alanında, mühendislik alanında daha az kadın istihdamı olduğunu görüyoruz. Bu da bir gerçek. O yüzden biraz görüşlerinizi rica edeyim. Hem bizi izleyenlere neler söylersiniz siz de başlayayım. Gerçekten bu alanda girişimci olmak isteyen, fikirleri olan, işini büyütmek isteyen kişilere. Sabırlı olmaları gerekiyor. Girişimcilik kesinlikle bir sabır, araştırma gerektiriyor. Baştan araştırmalarını gerçekten iyi yapsınlar. Sadece bir heves için değil ve ondan sonra da sabırlı olarak denesinler, devam etsinler. Kadın erkek fark etmiyor. Özellikle bizim şirketimizde aslında yönetici pozisyonuna bakıldığı zaman 8 yöneticiden 5 tanesi kadın. Ve onun dışında istihdam oranına da bakıldığında çok ciddi anlamda genç kadın mühendislerimiz var. Dolayısıyla hani burada kadın erkek değil, sabırla, azimle ekip olarak ve yani biz onu görüyoruz. 200'ün üstünde bizim çalışanımız var. Ve tamamıyla bu ekip işi. Yeni nesil daha çok bireysel aynen. Biraz daha dolayısıyla evet bazı şeyler tek başına Hı-hı. yapılabilir. Ama bunun tartmalarının iyi olması gerekiyor. Ve pes etmesinler.